YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Tekno Camon 20 Premier 5G modelini kutusundan çıkartacağız. Ürün az önce buraya geldi. Ben de dedim hemen bir kutu açılışı yapalım. Bunu sizlerle paylaşayım. Ürünün detaylı incelemesi DH YouTube kanalında olacak. Diğer videoda olduğu gibi açıklama kısmına onun da linkini bırakacağım. Oradan gidip ürünü inceleme videosunu, detaylı videosunu izleyebileceksiniz. Ancak bizler sizlerle birlikte bu videoda Tekno Camon 20 Premier 5G modelini kutusundan çıkartacağız. Hadi açımızı değiştirip ürünü kutusundan çıkartalım. Evet, kutuyu elimde görüyorsunuz. Camon 20 Premier 5G'nin kutusu bu şekilde. Normalde Kenan Doğulu'lu halini görebilirsiniz. Bana ulaşan telefon böyle geldi, haberiniz olsun. Şimdi kutuyu birlikte açalım. Şu şekilde açıyoruz ve karşımıza telefonumuzun kendisi çıkıyor. Jelatinle burada görüyorsunuz. 108 megapiksellik ultra geniş açısına sahip olan bir kamera ile birlikte geliyor. Bu gerçekten önemli. Özellikle burada Sensor Shift OIS desteğini görüyoruz ki bu segmentte pek görmediğimiz yeter. Özellikle iPhone modellerinde pahalı versiyonlar, yani iPhone 13'lerde falan görmüştük. Yani bu modelde de ön plana çıkıyor oluşu güzel olmuş. Bunların hepsini yakından bakacağız. İlk olarak kutu içeriğine yakından bakalım. Kenara koydum. Çıktı. Tamam. Ben becerememişim. Şimdi burada bir ekran koruyucu görüyorsunuz. Şöyle ekranın ortasına doğru getireyim. Görün. Ekran koruyucu burada uygulanmamış şekilde geliyor. Sizler kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Devamında burada 45 wattlık bir şarj adaptörü görüyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. 45 watt güç iletebiliyor. Telefonum zaten maksimum 45 wattlık bir hızlı şarj desteğine sahip. Haberiniz olsun. Burada ek olacak şekilde bir tarafı USB-A, bir tarafı USB-C olan bir şarj kablomuz var. İçleri böyle turuncuya boyanmış durumda. Güzel görünüyor. Seviyorum bu tarz detayları. Ek olacak şekilde de burada bir tane kablolu kulaklık görüyoruz. Kablolu kulaklık detayını seviyorum. Her telefonun kutusunda bence olmalı. Direkt USB-C üzerinden çalışan bir kulaklık kendisi. Kulaklığın yapıları da bu şekilde görünüyor. Ve son olarak kutu içerisinden de bir tane SIM kart iğnesi çıkıyor. Onu da şöyle kameram netlerse sizlere göstereyim diyorum. Ve kutu içeriği genel olarak bu şekilde masamı toplayıp hemen geliyorum. Ve şimdi sıra geldi telefona yakından bakmaya. Telefonumuz bu şekilde görünüyor. Hemen şurayı bir açalım. Ve açtık. İşte karşınızda Tekno Camon 20 Premier 5G modeli. Şuradaki IMEI etiketlerini böyle tane tane sökelim. Şöyle sizlere göstereyim. Tekno Camon 20 Premier 5G böyle görünüyor. Oldukça güzel göründüğünü söyleyebilirim. Arka tarafı böyle kauçumsu bir yapı ama deri gibi görünüyor. Hissiyatı hiç fena değil. Ana kameramız buraya konumlandırılmış. 3 tane kamera burada görüyoruz ve bakın halka içerisinde ledlerimiz yerleştirilmiş. Ek olacak şekilde RGBV sensörünü de burada görüyoruz. Düşük ışıktaki performansı hiç fena değildi. Bu telefondaki performansını da merak ediyorum. Hemen bir telefonu uyandıralım. Şu şekilde basıyorum ve telefon uyandı. Burada dikkatimi çeken bir şey var. Kutudan bir ekran koruyucu çıkmıştı. Telefonun şu şekilde burasında bir ekran koruyucu uygulandığını gördüm. Bu telefon damla çentli, 7 çentli bir kamera yapısına sahip ve telefon direkt olarak kuruldu. Bu telefon bana direkt kurulu haliyle gelmiş. Markadan geldiği için böyle olabilir. Dediğim gibi burada bir ekran koruyucumuz uygulanmış. Kutuda ek olacak şekilde bir ekran koruyucu daha çıktı. Şaşırtıcı oldu. Hemen isterseniz tasarım detaylarıyla başlayalım. Bu ekran 6.67 inç büyüklüğünde, 1080x2400 çözünürlüğünde ve AMOLED bir paneli bünyesinde barındırıyor. 100 Hz tazelim hızında desteklediğini söyleyebilirim. Parlaklık seviyesine geldiğimizde şu an %7 seviyesindeyiz. Bunu açtığımda parlaklığı oldukça iyi oluyor ama tabii ekran bu sefer kamerada patlıyor. Bu şekilde ekran rahat bir şekilde görülebilir. Ekranın parlaklık seviyesi hiç fena değil. AMOLED panel olduğu için zaten renkler oldukça canlı görünüyor. Zaten bizler bu AMOLED panelin avantajlarını biliyoruz. Hemen ayarlara gidip şu tazeleme hızı olayına bir bakalım. Display. Evet. Screen Flash. Bakın 120 Hz, 90 Hz ve 60 Hz olacak şekilde burada bunlar bizlerin karşısına çıkıyor. 120 Hz'i buradan seçebiliyoruz. Ya da otomatik geçiş seçebiliyoruz. Otomatik geçiş seçtiğimizde de kendisi gerekli durumlarda 120 Hz'i geçerek daha iyi bir pil optimizasyonunu bizlere sunuyor. Yani gerekli durumlarda bizlere yüksek tazelim hızını sunabiliyor. Gereksiz yere güç harcamıyor. Bu oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Sizler isterseniz tabii 60, 90 ve 120 Hz olacak şekilde direkt seçimlerde yapabilirsiniz. Benim tavsiyem bu şekilde kullanmanızdan yöne olacak, yana olacak. Ve devamında baktığımızda ekran kası oranı hiç fena değil.
%89'a yakın bir ekran kasa gövde oranıyla karşılaşıyoruz. Sağ, sol, üst, alt çerçeveler oldukça ince. Özellikle çene kısımları bizler normal daha kalın çene kısımları görürüz. Bu telefonun ekran kasa oranı benim fazlasıyla hoşuma gitti. Sizler de görüyorsunuz. Telefonun ekran kasa oranı oldukça iyi görünüyor. Tam ekran deneyimi bir şeyler izlerken kullanıcıya keyif katıyor. Telefon ekranı da AMOLED panelli. Siyahlarımız güzel, renklerimiz canlı, ekran parlak. Bunlar bir araya geldiğinde tam ekran deneyimiyle birlikte çok güzel, keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bunları sizlere söyleyebilirim. Detaylı görüşlerimi tabii ki inceleme videosuna yer vereceğim. Haberiniz olsun. Peki bu telefon hangi işlemciden gücünü alıyor? Hemen ayarlara girip sizlere göstermek istiyorum. MyPhone kısmına tıkladığımızda burada bizim karşısına Mediatek'in gelişmiş olduğu Dimensity 8050 işlemcisi çıkıyor. 6 nanometrelik üretim aşamasından geçen bu işlemciyi Mali G77 eşlik ediyor GPU tarafında. Peki RAM ve depolamamız ne durumda? Bu telefon 8 GB ve 512 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Depolama alanı oldukça yüksek. RAM tarafına geldiğimizde ise bu telefon sanal RAM desteğine sahip. Nasıl yani? MyPhone kısmına geliyoruz. Bakın orada expandable olarak görünüyor. Yani buradan ek olacak şekilde artı 8 GB bir ekleme de yapabiliyorsunuz. Bunu normal RAM olarak düşünmeyin. Performansa yardımcı olan bir RAM olarak düşünebilirsiniz. Burada kullanıcıların karşısına çıkmış. Ben Dimensity 8050 işlemcisini Camo 20 Pro 5G modeline deneyimlemiştim. Premiere'de de deneyimlemek istiyorum. Aslında Camo 20 Pro 5G'deki deneyim oldukça güzeldi. Oyun deneyimi, genel kullanım falan ama bu telefondaki deneyimini de tabii ki merak ediyorum. Detaylı görüşlerimi inceleme videosuna yer vereceğim. Haberiniz olsun. Şimdi gelin isterseniz birlikte bir kameralara yakından bakalım. Şöyle arka tarafa geldiğimizde ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde Shift OIS'i kullanıyor. Shift OIS oldukça güzel bir teknoloji. Çünkü normal OIS'ten daha iyi. Neden daha iyi? Bu yeni OIS teknolojisi dengeleme ağ lensler yerine sensörü uyguluyor. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapabiliyor. Bu oldukça önemli bir teknoloji. Bu telefon modelinde de karşımıza çıkıyor. Bu telefon 25.000 TL seviyelerinde alınabilen bir telefon. Genelde bu fiyatlarda bizler Shift OIS teknolojisini görmüyorduk. Bu telefon bu teknolojiyi kullanıcılara sunmuş. Diğer kameramıza gelecek olursak 108 megapiksellik bir geniş açı kamerasına sahibiz. 108 megapiksellik geniş açı kamerası benim ilk defa gördüğüm kamera türlerinden bir tanesi. Ve son kameramızda 2 megapiksel çözünürlüğünde bir derinlik kamerası. Cihazın arka kamerası birlikte 4K 60fps videolar kayıt altına alabiliyoruz. Ön kameraya geldiğimizde ise ön kameramız delikli çentik yapı içerisinde konumlandırılmış. 32 megapiksel çözünürlüğünde 2K 60fps videolar kayıt altına alabiliyor. Hemen kamera arayüzüne bir girelim. Evet, şu an kamera arayüzüne girmiş olduk. Buradan mesela 0.6x'e geldim. Aktif etimi direkt olarak burada 108 megapiksel görünmeye başladı. Bakın 1x'e aldığımda 50 megapikseli kullanabiliyoruz. 2x'e de aynı şekilde, ancak 0.6x'e aldığımızda 108 megapikseli kullanabiliyoruz. Sonrasında video tarafına geliyoruz. Burada 1080p30 var ve 4K 60fps seçebiliyoruz. Arka tarafta bu kullanabiliyor. 6x'e aldığımızda ise açı geniş hale geliyor. Bunu da görmüş oldunuz. Ön kamera gelelim. Ön kamerada 2K 30fps kullanabiliyoruz ve telefonun ön kamerasında çiftli flash bulunuyor. Nasıl yani? Yani şu şekilde, bakın burada bir flashımız var. Bu flash sayesinde karanlık ortamlarda videolarınızı daha net bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bu flash burada işimize yarıyor. Sol tarafa geldiğimizde ise slow motion'u görüyoruz. Bu özellik bu telefonda ön kamerada da kullanıcılara sunulmuş. Yapay zeka kamerası, portre modunu burada görüyoruz. Özelleşmeler yapılabiliyor. Süper gece var. Ve more kısmına tıkladığımızda ise işte gökyüzü mağazasını bizler burada görüyoruz. Gökyüzünü değiştirmemizi sağlıyor. Yani burada farklı modlar yine kullanıcılara sunulmuş. Süper makroyu da buradan kullanabiliyoruz. Bu arada makro fotoğrafları bizler 108 megapiksellik geniş açı kamerasıyla birlikte çekiyoruz. Haberiniz olsun diyorum. Ve telefonun genel olarak kamera modları da bu şekilde. Böyle kuru kuru bahsetmek olmaz. Hadi gelin birlikte bu telefonu çekmiş olduğu fotoğraf video örneklerine bir yakından bakalım. Evet, çekmiş olduğumuz fotoğraf video örneklerini gördüğünüz sıra şimdi geldi. Bu telefonun bataryası hakkında konuşmaya. Bataryamız
5000 amper büyüklüğünde artık sektörde, segmentlerde alışkın olduğumuz büyüklük ve bu batarya 45 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Fiyatına oranla baktığımızda daha yüksek hızlı şarj sunan telefonlar var mı? Yani yok değil. Evet, yakın değerler sunanlar var ama 45 wattlık değer de bence ideal değerlerden bir tanesi. Farklı markalarda bizler hala bu fiyatlarda 25 wattları görüyoruz. Bunu sizler de biliyorsunuz. Bu telefon 45 watt desteğiyle birlikte geliyor. Haberiniz olsun. Batarya tarafı bu şekilde. Bataryanın neler sunabildiğini sizlere detaylı videoda, yani inceleme videosunda anlatıyor olacağım. Şimdi gelelim yazılım tarafına. MyPhone kısmına tıklıyoruz. Android 13'ü bizler burada görüyoruz. Telefon güncel bir telefon olduğu için Android 13 ile birlikte geliyor. Aşağı doğru indiğimizde ise iOS versiyon 13 ile karşılaşıyoruz. Yani Tekno'nun kendi arayüzünün sürümü bu. Tekno'nun arayüzü oldukça güzel bir arayüz. Fazlasıyla özelleşmeyi kullanıcılara sunuyor. Ben Tekno'nun bu konudaki atılımını beğeniyorum. Diğer Tekno incelemelerimde söylemiştim bunu. Arayüz konusunda istemiş olduğunuz her şeyi sizler yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Ve gelelim ek özellikler kısmına. Bu telefon stereo hoparlör desteğine sahip. Yukarıya baktığımızda bir hoparlör deliği görüyoruz. Telefonun alt tarafında da bir hoparlör deliğimiz var. Tip C portu buraya konumlandırılmış ve sim kart yuvası da yine burada bizlerin karşısına çıkıyor. Telefonda dediğim gibi stereo hoparlör desteği var. Bunu da sunabildiklerini inceleme videosunda deneyeceğim. Peki şey diyebilirsiniz. Enes, bu telefonun güç butonu parmak izi okuyucusu destekli mi? Hayır, değil. Bu telefonun güç butonu parmak izi okuyucusu destekli çünkü parmak izi okuyucusu ekran içerisinde konumlandırılmış. Hemen sizlerle birlikte bir deneme yapalım. Şuradan evet. Next diyelim. Klasik L şifremizi girelim. Ve parmağımızı okutup bir deneyelim. Bakalım hızlı şekilde açılacak mı? Evet, parmağımı dokunduruyorum. Oldukça hızlı bir şekilde okuduğunu söyleyebilirim. Uygun yerlere değdiğiniz sürece herhangi bir problem yok. Evet, buraya da dokunduruyorum. Oldukça hızlı bir şekilde okudu ve parmak okuması bitti. Deneyelim. Ekran kapalı. Dokundurdum ve açıldı. Bir daha deneyelim. Bakın şurada parmak izi kısmını görüyorsunuz. Dokunduruyorum. Direkt olarak açılıyor. Bir daha dokunduruyorum. Direkt olarak açılıyor. Bir de yüz tanımayı deneyelim. Security kısmına geldik. Face Unlock kısmındayız. L olarak burayı yaptım ve hemen yüzümü bir tanımlayayım. Evet, şimdi yüz tanıma ekranı açıldı. Hemen bir deneyelim. Ve yüz tanıma da oldu. Kapalı ekran görüyorsunuz. Açtım. Çevirdim ve açıldı. Bir daha yapalım. Oldukça hızlı bir şekilde açılıyor. Bir şey dikkatimi çekti burada. Bakın, telefonun şu kamerasına doğru bakın. Burada genişlemesine bir yapı görüyoruz. Apple modeline görüyorsunuz. Dinamik adaya benziyor. Bakın, anlayacaksınız dediğimi. Bu kısım böyle görünüyor. Yüzümü gördüğü an geriye doğru açılıyor. Demek ki buralarda özelleşebiliyor. Önceki modellerde görmemiştim. Premier 5G modelinde dikkatimi çekmiş oldu diyorum. Ve ürünün genel olarak özellikleri de işte bu şekilde. Bu telefonda neyi görmek isterim? Suya dayanıklılığı görmek isterim. Bu telefon maalesef suya dayanıklı değil. Sizin de bilginiz olsun. Ve telefonu satın almak isterseniz 24.000-25.000 TL'den başlayan fiyatlarla bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Açıklama ve yorumlar kısmına bir link bırakacağım. O link üzerinden gidip ürünün güncel fiyatını da kontrol edebilirsiniz diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.